Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Realme 5 Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz üzere ya da bilmeyenler varsa ben söylemiş olayım. Realme bugün İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısıyla Türkiye'deki faaliyetlerine başladığını duyurdu. Aslında birkaç ay önce başlamışlardı. Ürünlerini yavaş yavaş Türkiye'ye getirmek için çalışmalara başlamışlardı. Bugün de resmi duyurusu yapıldı. Bugün o toplantı yerinde takip etmiştim ben de ve bu toplantıda 3 tane modelle ilgili bilgi verdiler. Bir tanesi de şu anda ekranda görmüş olduğunuz Realme 5 Pro idi. Uygun fiyatlı bir ürün, orta seviye diyebileceğimiz, daha doğrusu giriş girişin hani Realme tarafından söylüyorum bunu. Realme için orta seviye takip söyleyebileceğimiz ama aslında giriş seviyesi bir cep telefonu. Şöyle her zaman olduğu gibi kutulu ürün gönderildiği için bir kutu açılım videosu çekiyoruz. Bu arada bayağı kutu, büyük de bir kutu var. Böyle atalım şu tarafa doğru. Şurumuzu attık. Şimdi kutuyu açıyoruz. Açılıyor kutu. Evet heyecan durukta. Realme 5 Pro kutudan çıkıyor. Burada bir Hey welcome to Realme family. Hey merhaba Realme ailesine hoş geldin diyor bize bir yazıyla Realme Burada ne var? Tahmin ettiğiniz üzere bir kullanım kılavuzumuz var. Şöyle yumuşak, şeffaf ama birazcık gri renkli bir kılıfımız var. Kutudan çıkıyor. Ben kutusundan kılıf çıkan telefonları ekstradan seviyorum biliyorsunuz. Hoşuma da gidiyor. Kılıf aramakla uğraşmıyoruz. Şöyle kenara kaldıralım. Telefonumuzu çıkartalım. Bilmeyenler vardır belki. Bu marka aslında Oppo'nun da aralarında bulunduğu OnePlus'la beraber BBK isimli Çinli bir üreticinin markası. Yani Oppo Türkiye'de geçtiğimiz aylarda faaliyetlere başlamıştı. Bir basın toplantısı düzenlemişlerdi Aralık ayında önümüzdeki günlerde Realme'nin de Türkiye'ye geleceğini müjdesini o toplantıda vermişlerdi zaten. OnePlus'le ilgili henüz bir bilgi yok bu arada. Onu da söylemiş olalım. Arkası böyle değişik. Şöyle. Kristalli, kristalize gibi bir şekil var. Bilmiyorum ne kadar görünüyor şu anda ekranda. Yan tarafta yazan bir zil mi var? Zaten son dönemde bu tarz böyle Xiaomi telefonlarında da falan böyle olmaya başladı. Yatay olarak, paralel olarak daha doğrusu gövdeye yazılıyor. Dörtlü bir kameramız var. İsterseniz kameradan başlayayım biraz. Ana kameramız Sony'nin IMX586 sensörünü kullanıyor. Malum bu sensör 48 megapiksel çözünürlük sunuyor. Bir diğer kameramız geniş açı, ultra geniş açı 8 megapiksel, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellikte bir e, alan derinliği kameramız mevcut. Parmak izi okuyucu arka yüzde konumlandırılmış. LED flaşımız da yine bu e, kamera diziliminin yanında yer alıyor. Dörtlü kamerayla şu anda ekranda görüyorsunuz. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Damla çentiğimiz var. Şurada görülüyor. Şimdi açınca daha net görülecek. Açalım hatta telefonu bir taraftan. O açılırken biz de diğer Özelliklerine bir bakalım. Ne var? SuperVOOC destekli. Biliyorsunuz SuperVOOC'u biz daha önce test etmiştik. Oppo Türkiye ilk geldiği dönemde geçen yıl. Gerçekten hızlı mı diye test etmiştik. Bu SuperVOOC 3.0 kullanıyor. %100 şarja 80 dakikada yaklaşık olarak ulaştığını açıkladı. E, teknik verilerde bu böyle. Deleriz bunu da. SuperVOOC destekli şarj cihazımız burada. Şurada bir de şöyle bir Type-C kablomuz mevcut. Bunları kenara koyalım. Evet kulaklık yok galiba. Evet kulaklık yok. Evet kulaklık çıkmıyor. Bu da iğnesi var malum. Sim kart iğnemiz de burada. Şöyle yerini yerine yerleştirelim diğer aksesuarlarımızı. Şunları tekrar koyalım. Cihazı biraz açalım isterseniz. Ben açarken de bir taraftan teknik özelliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Ha direkt açıldı bu arada. Bir şey de sormadı. Ha ne güzel. Seviyorum böyle direkt açılan telefonları. 6.3 inçlik 1080 2340 piksellik IPS bir ekran bizi karşılıyor. Az önce söylemiştim. Damla bir çentiğimiz var hemen şurada görüyorsunuz zaten. 4 GB RAM, 128 GB depolama özelliği var. Snapdragon 712 işlemci kullanıyor. Kameralardan bahsetmiştim. Ön kameramızdan bahsedeyim isterseniz. 16 megapiksellik. O da Sony kullanıyor bu arada. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi şuradan bir çıkalım biz. Şöyle yapalım hepsini kapatalım. Ön kameramızda Sony sensör kullanıyor. Onu da belirtmiş olalım. Bu ön kamera Full HD 30 fps e kayıt yaparken ana kameramız 4K 30 fps e kayıt yapabiliyor. Android 9 işletim sistemimiz var. Color OS 6 arayüzümüz mevcut. Parmak izi okuma az önce söyledim. SuperBook desteğimiz var dedik. 435 mAh'lik pilimizin olduğunda söylemiştik. İşte kameramız bu. Şuradan bir basalım bakalım. Okey diyoruz. İşte kameramız şu anda görüyoruz ekranımızda. 1x diyor, 2x diyor. Aslında Oppo'ya çok benziyor bu arada kamera menüsü. 5x diyor, 1x diyor. Burada geniş açıyı buraya almışlar. Oppo'da da böyle mesela. Oppo'nun biz kamera testlerini yaptık biliyorsunuz. Farklı farklı modellerin, modellerinin. Oradan da görebilirsiniz. Ön kameraya geçelim. Burada beni göreceksiniz tersten. Ön kameramızda bu şekilde video modumuzda mevcut. Fotoğraf modumuz mevcut. Portre özelliğimiz var. Bu gibi fonksiyonlar görülüyor. Güzel bir telefon, hoş bir telefon. Fiyatına gelecek olursak, Fiyatı aslında 1899 TL. Oldukça rekabetçi bir fiyat bu. Biliyorsunuz özellikle bu fiyat segmentinde aslında biraz rekabet daha çok oluyor. 2000 TL civarında malum telefon fiyatları alıp uçtu, uçup gittiği için bu segmentte çok ciddi bir rekabet oluyor. Ama 3 günlük bir kampanyaları var. Yani 21, 22, 23 Ocak 2020 tarihleri arasında bir kampanyası olacak. Bu kampanya kapsamında 1699 TL ama siz bu videoyu 3 gün sonra değil de 5 gün sonra izlerseniz fiyatının 1899 TL olacağını söyleyeyim. Sonradan bir sıkıntı olmasın detaylı bir inceleme gelecek. O inceleme gelene kadar kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.